Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler yazılı hazırlık kampı devam ediyor. Bugün de tabii ki 10. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Okul yazıllarında hocalarınızın sorma ihtimali çok yüksek olan kısımlar üzerinden sorular hazırladık. Tabii ki ben aralarda anlatımlar yaparken size hocanız şöyle sormazsa böyle sorarsa bak buna da dikkat edin deyip biraz daha fazla detaylı. Detaylı bir anlatım tabii ki yapacağım gençler. Yazılı hazırlık döneminde en büyük yardımcımız birinci dönem yazılı notları olacak. Birinci dönemin tüm yazılıları ile ilgili notlar bu kitapçığın içerisinde bulunuyor gençler. Sadece biyoloji değil, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji için hazırlandı. Yani birinci dönemin tüm konuları, önemli kısımları, hocaların sorabileceği, yazılı da çıkabilecek kısımlar küçük notlar haline getirildi. Siz de yazılı haftanızda çantanızdan eksik etmeyin. Hangi yazılıya girecekseniz onun teneffüsünde mutlaka bir gözden geçirin gençler. Hemen tabii ki yazılıya hazırlığımızı tamamlayabilmemiz için gelmemiz gereken kısma da söylemiş olayım. Kalıtım ünitesinin hemen hemen sonlarına doğru yaklaştık. Eşeğe bağlı kalıtım bazı yazılarda. soruyoruz sorumlu olduğunuz kısım bazı hocalar ise o taraftan sorumlu tutmuyor gençler. O yüzden siz 10 dinamodan da eşeğe bağlı kalıtıma kadar olan kısımların söz sorularını çözün. Bir de dinamonun içerisinde yazılı hazırlık sayfaları var gençler. Yazılıya girmeden önce mutlaka yazılı hazırlık sayfasında olan kısımlarda hangi sorular sorulmuş bunları da bir göz atın. Yazsın arkanıza hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk olarak tabii ki dedim konulardan bahsedeceğim. Gençler bizim hücre bölünmeleri ünitemiz İlk ünitemizdi ve o üniteyi bitirmiştik. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde hangi konular vardı? Mitoz ve eşeğsiz üremeyi öğrenmiştik. Arkasından da mayoz ve eşeğli üreme kısmımız gelmişti. Mitoz dediğimiz zaman aslında hücre döngüsünün bir parçasından bahsediyorduk. Hücre döngüsü ne demekti? De? Hücrenin hayatı anlamına geliyordu. Bir bölünmeden bir sonraki bölünmeye kadar geçen sürecin tamamı birden hücre döngüsü Anlamına geliyordu. Hücre döngüsünün en uzun evreleri interfaz evreleri oluyordu. Interfazın da kendi içerisinde G1, S ve G2 evrelerinden oluştuğunu söylemiştik. Interfaz hazırlık evresine baktığımız zaman hücrenin bölünmeyle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Evre aslında burasıydı. Arkasından mitotik evre geliyordu. Mitotik evrede de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşecekti. Profaz, metafaz, anafaz ve telefaz safhalarımız vardı. Çekirdek bölünmesi yani mitozun içerisinde bir de sitoplazma bölünmesi söz konusu oluyordu. Mutlaka hocanız eskiye dönük yani kalıtım ünitesi haricinde ilk üniteyle ilgili sorularda soracaktır gençler. Hücre döngüsünün bu mitozla ilgili genel özellikleri bizim için çok önemli. Dediğim gibi interfaz evresi dediğimiz evre hazırlık sürecinin gerçekleştiği evredir. Bazı hücreler hayatının %90'ını interfazda geçirebiliyor arkasından mitotik evre geliyor mitotik evreyi de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere hatta kendimizde bir kodlama yapmıştık ne demiştik? İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. İsterseniz de ya hocam ben öyle tutamam aklımda ip mats şeklinde tutuyorum derseniz ona da tabii ki diyeceğim hiçbir şey yok. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitozu ve mayozu arasındaki farklar önemli. Ün, e, üniversite sınavında çok sorulduğu için okulda yazılılarda da hocalar soruyor unutmayacağın iki tane şey var. İyi ipliklerinin üretildiği kısım. Hayvan hücrelerinde sentrozom adı verilen organelde iyi iplikleri üretiliyordu. Bitki hücrelerinde ise sentrozom yok. Sitoplazmada iyi ipliği üretici merkezler vardı gençler. Bir de sitoplazmanın bölünme şekli hayvansal hücrelerde dıştan içe doğru boğumlanma gerçekleşiyordu. Bitkisel hücrelerde ise ara çeper, ale, ara lamel oluşumu söz konusu oluyordu. Buradan devam ediyorum. Eşeğsiz üreme kısmına. Eşeğsiz üreme dediğimiz zaman genetik çeşitlilik yok. Tek bir ata bireyden yeni bireyler meydana geliyordu. Üremenin eşeğli üremeye bakarak daha hızlı olduğu bir üreme şeklinden bahsediyorduk. Tek hücreli canlılarda bölünerek üreme söz konusu oluyordu. Tomurcuklanma, klasik örnek bir amayası ve hidreyi bilecektin. Bu canlıların vücudunda bir çıkıntı meydana geliyor. Çıkıntı mitozla büyüyüp büyüyüp yeni canlıyı oluşturuyordu. Bunlar bir arada kalıp koloni de oluşturabiliyorlar, kopup bağımsız da yaşayabiliyorlardı. Rejenerasyon yenilenme anlamına geliyordu canlının kopan vücut parçası kendini yenileyerek yeni bireye dönüşüyorsa ona rejenerasyonlu üreme ismini veriyorduk. Klasik örnek olarak planarya denilen solucanı ve deniz yıldızını vermiştik. Sporlu üreme dediğimiz zaman tohumsuz bitkilerde ve mantarların çok büyük bir kısmında sporlu üreme söz konusu oluyordu. Vejetatif üreme ise yüksek yapılı bitkilerde görülen bir üreme şekliydi. Aslında rejenerasyon mantığına yakındı. Bitkinin kopan bir parçasından yeni bitki elde etmek anlamına geliyordu. Partonogeniz ise döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana gelmesi anlamına gelir. Özellikle bal arıları üstünden sorular gelebilir. Bal arılarında döllenmemiş yumurta gelişerek erkek arıları meydana getiriyordu unutmayın. Buradan da geçiyorum mayoz ve eşeyli üreme kısmına mayoza baktığımız zaman mitozda bir hücreden iki tane yavru hücre mayozda ise bir tanesinden dört tane yavru hücre meydana geliyordu mitozda genetik çeşitlilik yok mayozda genetik çeşitlilik var mitozda kromozom sayısı değişmez mayozda yarıya inerdi mitozda genetik çeşitlilik yok unutma kromozom sayısı değişmiyor mayozda ise genetik çeşitlilik var. Oluşan hücrelere gamet deniyor. Bunların hepsi birbirinden farklı genetik özelliklere sahiplerdi. Mayozun da en başında tabii ki mitozda olduğu gibi interfaz adını verdiğimiz bir evre söz konusu olacak. Interfaz evresi hazırlık evresidir. Hücre bölünme ile ilgili hazırlıklarını interfaz evresinde tamamlayacak. Sonra mayoz iki aşamadan meydana geliyordu. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere Sıralamayı yine aynıydı. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Mayoz 1'e ait olanlara 1 yapıştırıyorduk. Mayoz 2'ye ait olanların sonuna da 2'yi yapıştırıyorduk diyeyim. Eşeyli üreme dediğimiz zaman da artık 2 tane ata bireyden bahsediyoruz. Bunların oluşturduğu gametlerden bahsediyoruz. Gametlerin döllenmesi sonucunda yeni bireyler meydana gelmiş oluyordu. Birinci üniteyi bitirip kalıtımın genel ilkeleri dediğimiz ikinci ünitemize geçiş yapmıştık. Burada da kalıtımın babası, ilk kurucusu olan Gregor Mendel'den bahsediyoruz bahsetmiştik. Mendel hiç kimse bilmiyorken genetikle ilgili ilk kuramları ortaya atan bilim insanıdır gençler. Hatta bazı e, durumlar ortaya çıkartmıştı. Ayrılma yasası, bağımsız açılım yasası gibi. Mendel'in ilkelerine baktığımız zaman mono hibrit çaprazlamayı öğrenmiştik. Hibrit ne demekti? Heterozigot yani farklı özelliklere sahipti. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaparsan zaten mono hibrit çaprazlama oluyordu. Birazdan sorularını çözeceğim. Sonra arkasından dihibrit çaprazlamayı öğrenmiştik. Bu sefer de iki karakter bakımından hibrit yani heterozigot bireylerin çaprazlanması bahsediyorduk kontrol çaprazlaması ne demekti baskın fenotipe sahip bireyin genotipini belirlemek için onu gidip çekinik genotipli bireyle çaprazlıyorduk bunların yavruları tamamıyla baskın özelliğe sahipse he, bu homozigottur diyorduk oluşanların yarısı baskın yarısı çekinik özelliğe sahipse bu birey heterozigottur diyorduk sonra Mendel genetiğinden sonra bulunan bazı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kavramlar vardı. Bunlardan birincisi çok alellik anlamına geliyordu. Normal şartlarda biz neyi biliyorduk? İki tane gen var. Bunlardan bir tanesi baskın, bir tanesi çekinik oluyor. İkisi yan yana geldiği zaman baskın olanın özelliği görülüyor. Yapılan çalışmalar gösterdi ki bazı karakterlerin oluşmasını sağlayan birden fazla gen bulunabiliyor bu genlerden tabii ki diploid yani 2n kromozomlu canlılarda sadece 2 tanesi bulunacak daha sonraki yapılan çalışmalarda eş baskınlık kavramı da ortaya çıktı. Biz birine baskın birine çekinik demiştik ya yapılan çalışmalar gösterdi ki iki tane gen yan yana geldiği zaman birbirlerine baskınlık gösteremeyebiliyorlar. İkisine ait özellikle yavrulara aktarılıyor. Mesela AB0 kan grubu sisteminde A ve B genleri arasında eş baskınlık vardı. Hatta bu sisteme AB0 sistemi dediğimiz için için çok alelli kalıtıma da örnek oluyordu. Konu anlatımlarında bunları çok uzun uzun anlatmıştım. Çok fazla da örnek çözmüştüm. Eksiğiniz varsa mutlaka konu anlatımlarını izleyin gençler. MN kan grubu dediğimiz kan grubu sistemi de eş baskınla örnekti. eşiye bağlı kalıtım dediğimiz zaman da normal şartlarda şimdiye kadar öğrendiklerimizin hepsi otozomlarda yani vücut kromozomları üzerinde kalıtılıyordu. Ama daha sonra yapılan çalışmalar dediğim gibi bazı özelliklerin cinsiyet kromozomları üzerinde kalıtıldığını gösterdi. X kromozomuna bağlı renk körlüğü, hemofili gibi kalıtımlar söz konusudur. Y kromozomuna bağlı da kulak kıllılığı gibi bazı özelliklerin kalıtımı söz konusu oluyor. X ve Y kromozomunun erkek ve dişilerdeki dağılım oranı birbirinden farklı olduğu için tabii ki bunların erkek ve dişilerde görülme oranları da birbirinden farklı oluyor diyeyim. Buradan hemen konu anlatımına geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız diyor. Şimdi başlıyoruz. Mitoz ve mayoz öncesinde, interfaz evresinde replikasyon gerçekleşir demiş. Şimdi mitozunda, mayozunda öncesinde interfaz var. Interfaz evresindeki replikasyon ne demek? Replikasyon bir kere DNA'nın eşlenmesi anlamına geliyor. E düşündüğümüz zamanda tabii ki interfaz evresinin hatta S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu. Hücre bölünmesinden önce DNA eşlenecek kusursuz bir şekilde. Bölünme gerçekleştiği zaman yavrulara bu kusursuz eşlenen DNA aktarılmış olacak. Bitki ve hayvan hücrelerinde iyi iplikleri aynı organel tarafından oluşturulur. Hadi oradan. Az önce konu anlatımları içerisinde bile söyledim. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli var. Sentrozom organeli tarafından iyi iplikleri üretilecek. Gelişmiş yapılı bitkilerde ise sentrozom organeli yok. Bunlarda da sitoplazmada iyi ipliği üretici bölgeler var. Oralar tarafından üretiliyor. Yani bitkilerde aslında iyi ipliği üreten bir organel yok. O zaman buna yapıştırdım yanlışı. Mayoz 1'in anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilirken mutlaka hocanız şekilsel soru soracaktır gençler. Mesela mayoz bölünmenin anafaz bir evresini düşündüğümüz zaman anafaz bir evresi mayoz bir evresi olduğu için burada zıt kutuplara çekilenler neler oluyordu kromozomlar oluyordu zaten mayoz birin sonunda kromozom sayısı yarıya iniyordu Anafaz 2 evresini düşündüğümüz zaman ise gençler burada kromozomları oluşturan kardeş kromotitler zıt kutuplara doğru çekilecek. O zaman tekrar bakıyorum mayoz 1'in anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir demiş. Doğru mu? Doğru. Mayoz 2'nin anafaz 2 evresinde ise kromozomları oluşturan artık kardeş kromatitler çekilecek gençler. O yüzden bu da bizim için tabii ki doğru oldu. Eşeğsiz üremenin temeli mitoza, eşeğli üremenin temeli mayoz ve döllenmeye dayanır diyor. Mitozu düşündüğün zaman kesinlikle genetik çeşitlilik yok. Bir hücreden birbirinin aynısı iki yeni hücre meydana geliyor. E, baktığın zaman eşeğsiz üremede de genetik çeşitlilik söz konusu değil. Ağacın dalını kırıyorsun götürüp ekiyorsun. Yeni ağacın genetik yapısıyla dalı aldığın ağacın genetik yapısı birbirine aynı. Yani mitozla çoğalma söz konusu oluyor. E eşeli üremede ise tabii ki mayoz bölünme sonucunda gamet oluşturulması ve döllenme ile bu gametlerin birleşmesi söz konusu. O zaman tabii ki bizim için doğru. Mayozda kalıtsal çeşitliliğe yol açan olaylardan bazıları profaz 1'de gerçekleşir diyor. Şimdi profaz 1 evresini düşündüğümüz zaman ya da mayozda kalıtsal çeşitliliğe sebep olan olayları düşündüğümüz zaman birincisi crossing over dediğimiz parça değiş tokuşu genetik çeşitliliğe sebep oluyordu. O da profaz 1'de meydana geliyordu. O zaman ben buraya crossing over'ı düşünerek tabii ki doğru diyebilirim. Bunun haricinde homolog kromozomların zıt kutuplara rastgele seçi çekilmesi, döllenmeye hangi yumurtanın katılacağının belli olmaması yine genetik çeşitliliğinin oluşmasını sağlayan olaylar içerisinde yer alır. Buradan hemen devam edelim doğru yanlış sorularımıza. Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlara homolog kromozomlar ismini veriyorduk kromozomları doğru göstereceğimiz zaman aslında şöyle bir şekil çizmemiz gerekiyordu. Mesela burada benim kahverengi gözgenim, burada mavi gözgenim oluyordu. Burada kıvırcık saçgenim, burada düz saçgenim oluyordu. E Birini annemden aldım, birini babamdan aldım. Bu homolog kromozomlarda farklı genlerde bulunabiliyor muymuş? Evet biri kahverengi gözlü olma geni, diğeri mavi gözlü olma geni. Sonuçta iki gen birbirinden farklı. O zaman buraya da doğruyu yapıştırdım. Monohibrit çaprazlamada fenotipik ayrışım oranı 3'e 1'dir demiş. Hemen tabii ki duracağım. Size monohibrit çaprazlamayı anlatacağım. Hatta sizin bir fotoğraf çekmeniz için de vakit vereceğim gençler. Çünkü kuvvetle muhtemel okul yazılısında monohibrit çaprazlama ve dihibrit çaprazlama sorulacaktır. Monohibrit ne demek? Bir karakter bakımından heterozigot bireylerden bahsediyorduk. Mesela bu burada büyük A kahverengi gözlü olma geni olsun. Küçük A ise mavi gözlü olma geni olsun. Mono hibrit çaprazlama yapacağımız zaman büyük A çarpı Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapmamız gerekiyordu. Bunu tuttum bununla bunu tuttum bununla bunu tuttum bununla şeklinde ilerlememiz gerekiyordu. E ne yapacaksın? O zaman büyük A'ya büyük A olur. Büyük A'ya küçük A olur. Büyük A'ya küçük A olur. Küçük A küçük A olur. Hocam diyeceksin. Yazmaya başlayacaksın. Sorunun gidişatına bağlı olarak bu ya 1 bölü 4 ya da sorunun gidişatına bağlı %25 oranında meydana gelecek. E nasıl birey? Homozigot bir bireyden bahsediyoruz. Nasıl gözleri var? Büyük A baskın olduğuna göre zaten büyük A büyük A olduğuna göre kahverengi gözlü oldu. Şu ikisini birlikte alabilirim birbiriyle aynı. Sorunun gidişatına baktım. 1 bölü 2 oranında veya %50 oranında meydana gelir dedim. Bu büyük A küçük A olduğu için heterozigot genotipe sahipti. Büyük A baskın özellik olduğuna göre tabii ki bu da kahverengi göz rengine sahipti. Şuraya baktığımız zaman 1 bölü 4 veya %25 oranında meydana geliyordu. E evet, çekinin zaten homozigot olmaktan başka alternatifi yok. Mavi gözlü oluyordu. Yani bu iki kişi evlense bu genotipe sahip 1 bölü 4 %25 ihtimalle mavi gözlü çocukları olabilir. Sorularda benden fenotip çeşidini istiyor. Fenotip ayrışım oranını istiyor. Gen genotip çeşidini istiyor. Genotip ayrışım oranını istiyor. İster ezberleyin isterseniz de pırt pırt çıkıyor demiştim. Şöyle bir baktığımız zaman fenotip dış görünüş anlamına gelmiyor mu? Dışarıdan baktığın zaman kaç çeşit dış görünüş var? Hocam ya kahverengi gözlüler ya da mavi gözlüler iki çeşit dış görünüş söz konusu oluyor. Fenotip ayrışım oranını nasıl buluyoruz? Bunlar 4 tane döl veriyorlar. Toplam rakamın 4'ü tamamlaması lazım. Kahve, 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 mavi. O zaman 3 tane kahve, bir tane mavi var. Fenotipik ayrışım oranı 3'e 1'dir. Genotip çeşidine baktığın zaman büyük A, büyük A, büyük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A. yani 3 çeşit genotip var. Genotip ayrışım oranına da bakacak olursan yine dördü tamamlayacağım. Hocam bir tane büyük A büyük A var. iki tane büyük A küçük A var. Bir tane de küçük A küçük A var. Yani bir iki bir şeklinde olacak. Hemen ellerimi çekiyorum gençler. Ekran görüntüsü alın mutlaka monohibrit dihibrit çaprazlama ile ilgili fenotip çeşitlerini genotip çeşitlerini soracaktır. Sonra biz şimdi doğru yanlış kısmına bakacak olursak mono hibrit çaprazlamada fenotipik ayrışım oranına 3'e 1 demiş. Dihibrit çaprazlamada da monohibrit çaprazlama gibi yapıyorduk. Kural olarak 9 3 3 1 çıkıyordu. Tabii ki bu da bizim için doğru. Eşey kromozomlarına otozom, vücut kromozomlarına gonozom denir. Yine bir tane kesin çıkarı şuraya koyuyorum gençler. Biz erkek ve kadınları düşündüğümüz zaman herkes 46 kromozom sayısına sahip ama biz bunların dişilerde ve erkeklerde farklı oranlarda ortaya çıktığını biliyorduk. Mesela dişi bireyleri düşündüğümüz zaman tabii ki 46 kromozoma sahipler ama burası dişilerde 40 4 artı x x şeklinde ayrılıyordu erkek bireyleri düşündüğümüz zaman onlar da 46 kromozomlular ama nasıl bir ayrım söz konusu olacak 44 artı x şeklinde olacaklar buradaki 44 bizim otozom adını verdiğimiz vücut kromozomlarımızdır XX ise gonozom adını verdiğimiz eşey kromozomlarımızdır mesela eş baskınlık tam baskınlık çok hallerle kalıtımı otozomlarda kalıtım olarak öğrendik yani vücut kromozomları üzerinde kalıtım anlamına geliyordu. X'e bağlı kalıtım, Y'ye bağlı kalıtım ise gonozomlarda kalıtım anlamına gelir. Yine burası için de aynı şey geçerli. Şuradaki 30 şey 44 otozomdur. Buradaki XY ise gonozom olacak. O zaman devam ediyorum. Eşey kromozomlarına otozom, vücut kromozomlarına gonozom demiş. Tam tersini yazmış. O zaman hadi oradanı yapıştırdık. Yanlış ile bitki hücrelerinde stokinez boğumlanma ile hayvan hücrelerinde aralamel oluşumu ile gerçekleşmiş hızlı okursan ayvayı yersin hayvan hücrelerinde boğumlanma olur bitki hücrelerinde aralamel oluşur yani tam tersi yazılmış yanlış mayoz üreme ana hücrelerinde mitoz ise vücut hücrelerinde tabii ki gerçekleşecek yumurta ana hücresi sperm ana hücresi ancak mayoz bölünme geçirebilir Buradan da devam ediyorum. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleriyle doldurunuz diyor. Öğretmenler doğru yanlışı sevdiği kadar boşluk doldurmaları da seviyorlar. Bir tık insaflılarsa kelimeleri buraya veriyorlar. En azından hatırlayıp yazmak daha kolay oluyor veya bizim şu an verdiğimiz gibi hiç kelime vermeye de biliyorlar. Başlıyorum sizle birlikte mayozda kromozom sayısı nokta nokta mitozda kromozom sayısı nokta nokta mayozda kromozom sayısı ne yapar değişir hatta yarıya iner diyebilirim. Çünkü iken kromozomlu hücrelerden en kromozomlu hücreler meydana gelir mitozda kromozom sayısı değişmez ana hücre 2 en kromozomluysa yavruda iken. Ana hücre en kromozomluysa yavru da en kromozomlu oluyordu. Tek hücreli canlılarda nokta nokta ile bira mayasında nokta nokta ile bitkilerde nokta nokta ile üreme eşeysiz üreme çeşitleridir. Bu şekilde eşeysiz üreme gerçekleşir demiş. Tek hücreli canlılara baktığımız zaman onlar eşeysiz üreme yapmaktan başka alternatifi olmayan canlılardı. Tabii ki tek hücreli canlılarda bölünerek üreme ile birey sayısı arttırılıyordu. Bir bakteri ikiye bölündü. İki bakteri oldu. Birey sayısı arttı. Amip, öklena, paramesyum gibi tek hücreli canlılar içinde Aynı şey geçerliydi. Bir amayası ve hidrayı unutmuyorsun dedim. Bunlarda ise tomurcuklanma söz konusuydu. Tomurcuklanma ile birey sayılarını arttırıyorlardı. Bitkilerde ise özellikle yüksek yapılı bitkileri düşündüğümüz zaman onlarda ise vejetatif üreme dediğimiz üreme ile birey sayısı arttırılıyordu. Bal arılarında erkek arılar nokta nokta kromozomludur. He, bal arılarını da durun size şuradan bir hatırlatayım. Hocanız mutlaka bu doğru yanlışların içerisinde, boşluk doldurmaların içerisinde bal arılarını da katacaktır. Bal arılarında partonogenezli üreme söz konusu oluyordu gençler. Bunlar çok sosyal gruplardı. Kromozom sayısında değişim söz konusu olmuştu. Kraliçe arılar 2N kromozomluydu. Erkek arı arılar ise en kromozomluydu. İşçi arı dediğimiz dişi arılar iken kromozomlu fakat kısır bireylerdi. Şimdi bizim kraliçe arı dediğimiz arılarımız var. 2N kromozom sayısına sahipti bunlar. Kraliçe arılar ne yapıyorlardı? Mayoz bölünme yaparak yumurta adını verdiğimiz üreme hücrelerini meydana getiriyorlardı. Mayozda kromozom sayısı yarı yayında N oldu. Erkek arılarımız var. Erkek arıcıklar zaten N kromozomlu. Mayoz yapıp N bölü 2 diye bir şey olamaz. Bunlar mitoz yaparak spermleri meydana getiriyorlardı. Spermler de yine en kromozomlu hücrelerdi. Sonra yumurta ve spermlerin birleşmesi olayı söz konusu oluyordu. Hemen o olaya da döllenmeyi yazdık. Döllenme sonucu oluşan zigot 2 en kromozomlu dişi bir arı olacaktı. Buraya kadar eşeğli üreme gibi. Ben tutar da onu arı sütüyle beslersem onlar dişi yani kraliçe üretken arılara dönüşüyorlardı. Polen tozuyla beslenirlerse, çiçek tozuyla beslenirlerse işçi arı dediğimiz arılar oluyordu. Asıl iş nerede? Eğer yumurtalar döllenmeden gelişerek yeni bireyi meydana getirirse erkek arılar oluşuyordu. Buna da partonogenez ile üreme ismi veriliyordu gençler. Yani şu kısım bizim için önemli. Hemen bunun da size fırsat vereyim. Ekran görüntüsünü alın. Ellerimi çekeyim. O zaman buradan tabii ki boşluk doldurmamıza geçebiliriz gençler. Bal arılarında erkek arılar en kromozomlu bireylerdi ve ne ile oluşuyorlardı gençler? Partenogenes dediğimiz, parteno genez dediğimiz üreme şekliyle oluşuyorlardı. Dişi arılar ise iken kromozomluydu ve bunların oluşumunda döllenme dediğimiz olay söz konusu oluyordu. Yumurta ve sperm birleşiyordu. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotitleri arasındaki parça değişimine de crossing over ismini veriyorduk. Crossing over her mayoz bölünmede gerçekleşmek zorunda değil ama gerçekleştiği zaman genetik çeşitlilik oluşmasını sağlıyordu. Sonra devam ediyorum. Mayoz'da nokta nokta varken mitozda yoktur. Mayoz'da olup mitozda olmayan şey tabii ki genetik çeşitlilik olacak gençler. Mayozda genetik çeşitlilik veya sadece çeşitlilik de yazabilirsiniz. Varken mitozda genetik çeşitlilik ya da yine çeşitlilik yazabilirsiniz. Yok turu yapıştırdık. Canlılarda gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe fenotip ismini veriyorduk. Mesela dışarıdan baktığın zaman ben kahverengi gözlüğüm yani fenotipim kahverengi gözlü olmak. Ama genotip olarak içeride iki tane kahve kahve genini mi taşıyorum? Kahveye mavi mi taşıyorum bilmiyoruz. Bu iç yapı ise genotip anlamına geliyordu. Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedenleri arasında tabii ki bezelyelerin çok kolay yetiştirilmesi yer alıyordu. Kısa zamanda çok sayıda döl vermesi de yer alıyordu. Niye? bir çalışma yapacak. Hemen çalışmanın sonucunda çocuğunda ne oluyor? Onun çocuğunda ne oluyor? Öbürünün çocuğunda ne oluyor? Bunları gözlemleyebilecek ve özelliklerinin tabii ki kolay ayırt edilebilmeleri sayılacak. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere yani bir tane kromozom var. Bu kromozomun üzerinde aynı genler bulunuyorsa bunlara bağlı genler ismini veriyoruz. Farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler ise bizim için bağımsız genler anlamına geliyordu. Yani büyük A geni burada, büyük B geni burada, ikisi farklı kromozomdaysa bağımsız. Aynı kromozom üzerinde bulunuyorlarsa bağımlı gen ismini veriyoruz. Boşluk doldurmalarımızla devam ediyoruz. Çekinik fenotipli bir bireyin genotipi dıttıt Baskın fenotipli bir bireyin genotipi ya şöyle ya böyledir diyor. Şimdi çekinik fenotiple bir kişi mavi göz. Hep gözden gittik bugün fenotipi mavi gözlüyse zaten bunun genotipinin de ne olması lazım? Küçük A küçük A başka alternatif yok ki. O zaman çekinik olarak dış görünüşünü görüyorsak iç yapısının da homozigot yani ikisinin de küçük A küçük A şeklinde olması gerekiyor. Ama baskın bireye baktığın zaman yani kahverengi gözlü birine baktığın zaman büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Yani genotipi Homozigotta büyük A büyük A şeklinde de olabilir. Hetero heterozigotta yani büyük A küçük A şeklinde de olabilir. baskın fenotipli bireyin ne yapıyorduk genotipini tespit edebiliyorduk tespit edebilmek amacıyla da gidip onu çekinik bireyle çaprazlıyorduk. Mesela senin sarı bezelye olmak baskın özelliğin elinde bir tane sarı bezelye var. Diyorsun ki ya bu sarı homozigot mu heterozigot mu ben nereden bileyim. Gidiyorsun onu yeşil bezelyelerle çaprazlıyorsun böyle 10.000 bin dön elde, döl elde ettin. 10 bin dölün içinde hiç yeşil yoksa he homozigotmuş diyorsun. 10 bin dölün işte 5 bin tanesi homo yeşil 5 bin tane. Annesi sarı olduysa heterozigottur diyorsun. Bu olaya da ne ismini veriyorduk? Kontrol çaprazlaması ismini veriyorduk. O zaman baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etmek için kontrol çaprazlaması yapılır yazabiliriz. Bir karakterin ortaya çıkmasında ikiden fazla genin etkili olmasına çok genli yani çok alelli kalıtım ismini veriyoruz. Eş baskınlığa baktığımız zaman mono hibritten farklı bir çaprazlama söz konusu oluyordu gençler. Mesela bizim işte kırmızı beyaz çizgili bir tane neyimiz olsun çiçeğimiz olsun. Şöyle bir baktığımız zaman az önce mono hibrit çaprazlamayı gösterdiğim için hızlı göstereyim. Diyelim ki K geni kırmızı olma geni olsun bizim bir de B genimiz olsun. B geni ise beyaz olma geni olsun. Tuttum ben KB çarpı KB şeklinde yaptığım zaman çaprazlamayı yaptım. KK olabiliyor, KB olabiliyor, KB olabiliyor, BB şeklinde olabiliyor. Şuraya baktığın zaman bunların hepsi hocam kırmızı oldu. Şunlar kırmızı beyaz alacalı oldu. Eş baskın olduğu için ikisi birbirine baskın gelemiyor. Şunlar beyaz oldu. Ne yapıyorduk burada? Fenotip çeşidini veya genotip çeşidini bulmak istediğimiz zaman fenotip çeşidinin genotip çeşidine eşit olduğunu görüyorduk. Dışarıdan baktın kırmızı, alacalı, beyaz yani 3 çeşit fenotip çıktı. KK, KB, BB 3 çeşit genotip çıktı. Fenotip ayrışım oranına baktığında genotip ayrışım oranına eşit çıkıyordu ama şuraya tekrar yazayım bunlar kim için eş baskınlık durumu için yani söylediğim şey K geni B genine eş baskınmış fenotip ayrışım oranı ne olur burada hocam bir tane kırmızı var iki tane alacalı var bir tane de beyaz var bir tane KK var, iki tane KB var, bir tane de BB şeklinde var. Yani eş baskınlıkta hocam fenotip çeşidi genotip çeşidine fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşit çıkıyor. Bu da yine yazılıda eş baskınlık kısmını gördüyseniz mutlaka sorusu gelecek kısımdır. Ellerimi çektim konuşuyorum ekran görüntüsü alın diye. Tabii ki buradan da devam ediyorum o zaman eş baskınlıkta yazabilir miyiz yes, mavi ile yazmışız siyah yapalım ki görünsün fenotipik ayrışım oranı genotipik ayrışım oranına tabii ki eşittir yine bunların çeşitleri de birbirine eşit çıkacak. Erkek çocuklarda kırmızı yeşil renk körlüğü genini nokta noktadan alırlar. Erkek çocuğunun kırmızı yeşil renk körü olabilmesi için bunu çekinik olarak X kromozomu üzerinde taşıması lazım. E mantıken düşündüğün zaman Y kromozomu kimden geliyor? Babadan geliyor. X kromozomu ise anadan geliyor. Yani X kromozomunun renk körlüğü genini kimden almış olması lazım? Annesinden. Erkek çocuklar kırmızı yeşil renk körlüğü genini anneden alır yazdım. Renk körlüğü bakımından sağlıklı olan bir erkeğin kız çocukları renk körü nokta nokta demiş. Bakıyorum şimdi adam renk körlüğü bakımından sağlıklı olduğuna göre adam X üzeri büyük R Y, -Y değil mi? Kız çocuklarını düşündüğün zaman bunların kızları XX olmayacak mı? E babadan kız çocuklarına hep sağlıklı olma geni geçecek. Haliyle bunların renk körü olma ihtimali yok. Yani baba renk körü değilse çocuklarda kız çocuklarında renk körlüğü ortaya çıkmıyor. O zaman hemen olamazı da bu tarafa yapıştırmış olayım. dıt, dıt kan gruplu bir anneyle dıt, dıt kan gruplu çocuk arasında kan uyuşmazlığı görülebilir. Kan uyuşmazlığı neydi? Annenin Rh negatif bebişin Rh pozitif olduğu durumlarda annenin bebişi düşman olarak algılaması, onun antijenlerini yok edecek antikor üretmesi sonucunda meydana gelen bir durumdu. A kan gruplu insanlarda dıt, dıt antijeni, B kan gruplu insanlarda dıt, dıt antijeni bulunur diyor. Biz kan grupları tayini yaparken neye bakıyorduk? Al yuvarlarda bulunan antijene. A kan gruplu da A antijeni olacak. B kan gruplu da B antijeni olacak. Eğer A B kan grupluysa hem A hem B antijeni bulunacak. Sıfır kan gruplu insanlarda ise antijen bulunmuyordu. O yüzden onlara sıfır kan gruplu diyorduk. Buradan hemen bir tane eşleştirme sorusuna geçiyorum gençler. Aşağıda eşeysiz ve eşeyli üreme ile ilgili bir ven şeması verilmiş. Eşeysiz üreme, eşeyli üreme ortak noktalar. Üreme olayına iki birey gamet oluşturarak katılır. İki bireyin gamet oluşumundan bahsediyorsak tabii ki bu eşeyli üremeye ait bir özellik olacak. Temelli mitoza dayanan şey eşeğsiz üremedir. Basit ve hızlı bir üreme şeklidir dediğine göre eşeğsiz üremeden bahsediyor. Eşeğsiz üreme çok hızlı bir üreme şeklidir. Genetik çeşitlilik eşeğli üreme de var. O zaman D'yi de bu tarafa koydum. Birey sayısının artışını üremenin hangisi olursa olsun sağlar. Yani eşeğsiz üremede de birey sayısının artış var. Eşeğli üremede de var diyeyim gençler. Buradan hemen devam ediyoruz. Diğer bir sorumuza tabii ki bu da kalıtımdan mutlaka karşınıza çıkacak bir soru olacak gençler. Hemen bakıyorum dıt dıt genotipli bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını sormuş. Şimdi birincisi genler bağımsızdır demiş. Genler bağımsızdır dediği zaman ben hemen şuraya şeklimi çizdim. Büyük A geni burada küçük A geni karşısında. Büyük B geni burada küçük B geni şurada karşılıklı olarak genler bağımsız olduğunda dizilmiş olacaklar. Gamet çeşidini nasıl buluyorduk? 2 üzeri n formülüyle bulabiliyorduk. Buradaki n bizim neyimiz de heterozigot sayımızdı gençler. E baktığın zaman sana ne demiş? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B demiş. Heterozigotları sayarsan 1 2 yani 2 üzeri 2'den toplam 4 çeşit gamet meydana getirebilir. Zaten küçük olduğu için hesaplayabiliriz. Büyük A büyük B, büyük A küçük B, küçük A büyük B, küçük A küçük B şeklinde olabiliyor. Dıt dıt genlerinin bağlı olması durumunda crossing over gerçekleşmemesi durumunda oluşturacağı gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada hemen şunu göstereyim. Bunlar ne için geçerliydi? Genler Bağmsızsak bu şekilde bir gösterim söz konusu oluyordu. Ama bize ne demiş? Büyük A ve büyük B genleri bağlı olabilir demiş. Şuraya büyük A yapıştırdım, buraya büyük B'yi. Karşı şurası küçük A, küçük B şeklinde olacak. Burada ise büyük A ve büyük B genleri bağlı. Crossing over yok ise Bunlar birlikte hareket edecekler. Yani gametine ya büyük A büyük B'yi verecek ya da gametine küçük a küçük B'yi verecek. Başka alternatifi yok. Yani sen şöyle bir baktığın zaman bunu yazmak istediğinde büyük A küçük a büyük B küçük B şeklinde yazıyorsun ama bu ikisi birbirine bağlı olduğu için bir tane heterozigot gibi Varmış gibi düşünüyorsun. 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet meydana gelebiliyor. Hatta şuradan şunları da göstereyim gençler. Burada oluşanlar neydi? Bağımsız olduğunda büyük A'ya büyük B olabiliyor. Büyük A'ya küçük B olabiliyor. Küçük A'ya büyük B olabiliyor. Küçük A'ya küçük B olabiliyor. Bağlı olduğunda ise birlikte hareket edecek. Ya büyük A'ya büyük B oluyor ya da küçük A'ya küçük B şeklinde oluyor. Başka alternatif yok. Sonra C şıkkına bakıyorum. Dıt dıt genlerinin bağlı olması ve yüzde 40 ihtimalle crossing over gerçekleşmesi durumunda. Şimdi şekli bir daha çizmiyorum. Şurada bağlı olmayı verdiği için. Bu tarz sorularda ne yapıyorsun? Birincisi diyorsun ki crossing over gerçekleşmeyebilir. Bir de crossing over'ın gerçekleşme ihtimali var crossing over gerçekleşmezse bu gametine neyi verecek hocam ya büyük A'ya büyük B'yi verecek ya da küçük A'ya küçük B'yi verecek Crossing over gerçekleşirse parça değiş tokuşu gerçekleşirse hiçbir şey ifade etmiyor. Bir bağlı olması büyük A'ya büyük B de olur, büyük A'ya küçük B de olur, küçük A'ya büyük B de olur, küçük A'ya küçük, küçük, küçük B şeklinde de olabilir. Şimdi bakıyorum. Crossing over gerçekleşmesi %40 ihtimalle miymiş? Hemen crossing over gerçekleşme ihtimalini yüzde 40 olarak bu tarafa yazdım. 4 gamet oluşmadı mı? O zaman bunun olma ihtimali 10, bunun olma ihtimali yüzde 10, bunun yine yüzde 10 şeklinde bunun da %10 şeklinde olma ihtimali var. Crossing over'ın gerçekleşme ihtimali %40 olduğuna göre gerçekleşmeme ihtimali %60'tır. 2 gamet olduğuna göre bunun gerçekleşme ihtimali %30, oluşma ihtimali bunun da %30'dur. Sonra bana neyi sormuş? Küçük A büyük B gametinin oluşma ihtimalini sormuş. Küçük A büyük B gameti sadece crossing over meydana gelebiliyor. Yani cevabımız şurası yüzde on şeklinde oluyor. Bu soru çok önemli gençler. Hatta şöyle şuna kesin çıkar kısmını da koyayım. Neden koydum? Çünkü zor soru sormak isterse hocanız şurasını mutlaka soracaktır. Çekiyorum ellerimi ekran görüntüsü alın. Buradan da hemen devam ediyorum dıt dıt genotipli bir birey kendisiyle aynı genotipte bir bireyle çaprazlanıyormuş. Kaç çeşit fenotip genotip oluşabilir her şeyi sormuş. Biz hep ne yapacaktık elmayı elmayla çaprazlayacağız armutu armutla çaprazlayacaktık. Kendi genotipinde aynı bireyle çaprazlaması dediğine göre büyük y küçük y büyük a küçük a küçük z küçük z büyük l büyük l bir bireyden bahsediyoruz. Karşı taraf yine büyük y'yi şöyle göstereyim göstereyim birbirine karışmasınlar. Küçük Y, büyük A, küçük A, küçük Z, küçük Z, büyük L, büyük L şeklindeymiş. Şurada çaprazlamayı yapacak olursam büyük Y, küçük Y çarpı büyük Y, küçük Y yaparsam normal çaprazlamadan farklı değil. Büyük Y, büyük Y olur. Büyük Y, Y küçük Y olur. Büyük Y, Y küçük Y olur. Küçük Y, Y küçük Y olur. Sonra büyük A, küçük A çarpı büyük A, küçük A yapsam aslında yapmaya da gerek yok. Yukarı ile aynı çıkacak. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A, küçük A olur. E, Z'ler için değişen bir şey olur mu? Küçük Z, küçük Z çarpı. Küçük Z, küçük Z. Yazmaya gerek var mı? Başka bir şey çıkmaz ki hepsi küçük Z ile olacak. E, büyük L'ler için de aynı şey geçerli. Yine çaprazlamaya gerek yok. Ben göstermek için yapıyorum. Büyük L, büyük L'den başka alternatif çıkmaz ki diyeceksin. Kaç çeşit fenotip oluşabilir diyor. Dış görünüş olarak baktığımız zaman y'ler için bakıyorum mesela y karakteri için ya büyük y'ye ya da küçük y'ye benziyorlar. İki çeşidi yapıştırdım. Büyük a için baktığım zaman daha doğrusu a karakteri için baktığımda hocam dışarıdan ya büyük a'ya benziyorlar ya küçük a'ya iki yapıştırdım. E küçük z'ye benziyorlar bir şey ifade etmedi bir. Büyük l'ye benziyorlar bir şey ifade etmedi biri yapıştırdım. Kaç çeşit fenotip meydana gelebildi? Dört. Genotip çeşidine bakacak olursam Y için bakıyorum. Büyük Y, büyük Y, büyük Y, küçük Y, küçük Y, küçük Y. Küçük y. Yani üç çeşit genotip buradan geliyor. A'lar için bakıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. 3 çeşit de buradan geliyor. Z için başka bir şey yok ki hocam. L için başka bir genotip yok ki hocam diyorsun. Buradan hop 9'u yapıştırdın. Sonra genotipli bireyin oluşma ihtimali diyor. Şimdi büyük Y büyük Y'nin gelme ihtimali var mı? Var. Ne ihtimalle? 1 bölü 4 ihtimalle büyük Y büyük Y gelir. Büyük A küçük A'nın gelme ihtimali var mı? Var. O da 1 bölü 2 ihtimalle gelir. Küçük Z küçük Z'den başka alternatif yok. %100 yani 1 ihtimalle gelir. E büyük L küçük L çıkıyor mu? Çıkmıyor yapıştır. İş bitti. Bu gametin oluşma ihtimali yok. Aslında ben en başta başlarken gördüm. Büyük L küçük L'nin oluşma ihtimali yok. Sıfır yapıştırıp geçebilirsin. Sonra şuraya bakıyorum. Dıt dıt genlerinin bağlı olması durumunda genotipli bireyin oluşma ihtimali nedir? Crossing over olma ihtimali yok diyor. E şimdi nasıl hesaplayacağız? Sen bunu bir de bağlı şekilde yazmaya çalışacaksın. Şunu yazalım. Büyük Y ile büyük A genleri bağlıymış. O zaman bunun karşısındaki küçük y ile küçük A da bağlı olacak. Z'ler zaten homozigot oldukları için bir şey ifade etmiyorlar. L'ler de yine bir şey ifade etmiyorlar. Baktığımız zaman buradan zaten iki alternatif oluşuyor. Şunlar bağlı olduğu için ya büyük Y'ye büyük A küçük z, büyük l gameti gelebilecek. Ya da küçük y'ye küçük a, küçük z, büyük l gameti gelebilecek. Başka bir alternatif yok. E ne yaparız? O zaman şu taraftan oluşma ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Yani bu gametin oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür gençler. Nasıl hesaplayabilirsin aslında? Şöyle de yapabilirsin. Homozigot homozigot bir şey ifade etmedi e ee, sen ne yapacaktın crossing over ihtimali yokmuş büyük y ile de büyük a birbirine bağlıymış normal şartlarda gamet çeşidini bulmak istediğin zaman şunları farklı olarak alıyordun burada bir grup olarak alman lazım yani gamet çeşidini sorsaydı 4 çeşit gamet diyecektin sen buradan bir de döllenmenin olmasını istediğin için 1 bölü 4 şeklinde yapacaksın hemen devam ediyorum 4 farklı bireyden alınan kanlar üzerine anti A ve anti B bir de anti D damlatılmış. Çökelme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir diyor. Şimdi anti D dediği anti A dediği anti B dediği antikorlardı. Antikoru döktüğünde çökelme meydana geliyorsa orada antijen var demektir. Yani şuraya baktığın zaman bunda A antijeni varmış. B yokmuş. Anti D dediği de RH faktörüdür. O zaman bunun RH pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Buraya baktım. A'da çökelme olmamış. B'de çökelme olmuş. Yani bu B kan grubuna sahip olacak. Aynı zamanda tabii ki RH çökelmediği için negatif kan gruplu olacak. Sonra üçüncü bireye baktığımız zaman hiçbir çökelme söz konusu değil. Sıfır kan grubuna sahip olacak. Negatif kan grubu olacak. Buraya baktığın zaman A çökelmiş, B çökelmiş, RH faktörü de çökelmiş. O zaman bu da AB RH pozitif kan grubuna sahiptir diyeceğiz. Buradan devam edelim. Kan grubu kalıtımı ile ilgili bir soruya. A Rh pozitif kan gruplu bir anne ile B Rh pozitif kan gruplu bir babanın 0 Rh negatif kan gruplu çocukları olmuş. Çocuğu bize ipucu olsun diye vermiş. Şimdi ben anneyi yazmaya başlıyorum. A annenin yanını bilemedim. A, da olur, A0 da olur. Pozitif kan grubu olduğuna göre büyük R'si var. Büyük R büyük R olur, büyük R küçük R olur bilemedim. Sonra babayı yazıyorum. Aynı şey geçerli. B yanını bilemedim. Büyük R'si var. Yanını bilemedim bilemeyediğim kısımları yazabileyim diye bana çocuğu vermiş. Çocuk sıfır kan gruplu olduğuna göre sıfır sıfır olacak. Negatif olduğuna göre küçük r küçük r olacak. E sıfırın birini buradan aldı birini buradan aldı. Küçük R'nin birini buradan aldı, birini buradan aldı. Yani anne ile baba heterozigot genotipe sahipmiş. Elmayı elmayla armutu armutla çaprazlamaya başlıyoruz. Şimdi o zaman anne A0, Baba B0. Normal çaprazlamadan hiç farklı değil. Bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla çaprazlayacaksın. E çaprazladığımız zaman AB çıkar. A 0 çıkar. B 0 çıkar. 0 0 çıkar. RH faktörleri için de bakıyorum. Büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R yaptım. Buradan büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R, küçük R olur. Benden ne istemiş? A RH negatif olsun kız olsun demiş. Şimdi A kan grubuna sahip olması için A 0 olması lazım. Bir tek onu alabiliyorum. Yani 1 bölü 4'ü yapıştırdım. Sonra bakıyorum bunun negatif olmasını istemiş. Küçük R küçük R olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Kızı unutmuyorum. Onun ihtimali de 1 bölü 2 şeklindedir. 4 kere 4 16. 1 bölü 32 ihtimalle bu ailenin A RH negatif kan grubuna sahip çocukları olur. Hemen devam ediyorum çok allerli kalıtım sorusuyla. Bir popülasyonda bir karakter 4 çeşit gen ile kontrol ediliyormuş. Bunların arasında da K1, K2, K3 baskınlık ilişkisi varmış. Bir de K4 bunlara eş baskın kalıyormuş. Şöyle bir baktığımız zaman kaç çeşit fenotip oluşur? Kaç çeşit genotip oluşur diye sormuş soruyu. Öncelikli olarak bunun pratiği vardı. 10 saniyede yapıp bitiriyorduk. Yazıyorum. Ondan sonra pratik yolu göstereceğim. Buna baktığımız zaman K1'e K1 olabilir. K1'e K2 olabilir. K1'in yanına K3 alabilir. K1'in yanına K4 alabilir. Genotipler bu şekilde. K2'ye K2 olabilir. K2'ye K3 olabilir. K2'ye K4 olabilir. K3'e K3 olabilir. K3'e K4 olabilir veya K4'e K4 şeklinde olabilir. Başka alternatif yok. Bu kalem bitiyor. Hemen kenara alayım. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Oluşturabileceği genotip çeşidi 10. Aslında biz neyle, ne yapıyorduk? N çarpı N artı 1 bölü 2 ile kısadan bunu bulabiliyorduk en de burada allel sayısıydı. 1, 2, 3, 4 allel yok mu? O zaman 4 çarpı 5 bölü 2'den zaten 10 çeşit genotip çıkmaz mı? Çıkar. Saydıkta da, da bulduk. Sonra fenotip çeşidine baktığımız zaman K1 hepsine baskın olduğuna göre bu grubun hepsi kime benzeyecek? K1'e. Sonra şu gruba baktığın zaman K2 baskın olduğuna göre hepsi K2'ye benzeyecekler. Şu gruba baktığın zaman Burada bir terslik olacak. Neden? K3 ile K4'ün arasında eş baskınlık durumu var. Yani şuradan K3 K4 ara bir şey çıkacak. Şu grup ise K 3'e benzeyecek. Yeşille yazayım onu da. Şu grup ise K 3'e benzeyecek. E şunlar da K 4'e benzeyecekler. Yani eş baskınlıktan dolayı allel sayısından bir fazla olacak. 1 2 3 4 bir de fazlasından 5 çeşit genotip meydana gelecek. 10 saniyede nasıl çözüyorduk? 1, 2, 3, 4 eş baskınlıktan da bir tane fazla gelecek 5 tane olacak. Tam baskınlık olsaydı 4 derdim. Genotip çeşidi de 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 deyip geçiyorsun soruyu devam ediyorum bir tane soy ağacı sorusuyla. Yukarıdaki soy ağacında koyu renkli bireyler x'e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde göstermektedir diyor. x'e bağlı çekinik bir özellikten bahsettiğine göre mesela renk körlüğü olarak düşünebiliriz. Dişi bireylerin renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r'ye küçük r olması lazım. Erkek bireyin ise x üzeri küçük r'ye y olması gerekiyor. Eee aileyi yazmaya başlayalım. Şimdi x üzeri küçük r'ye küçük r olduğuna göre birini baba aldı Diğerini kimden aldı? Anasından. Anasını koyu renkle göstermediklerine göre renk körü olmadığına göre demek ki büyük R'si var. 5 numaralı bireye bakacaksın. Erkek birey sağlıklı olduğuna göre zaten annesinden X üzeri büyük R'yi almış. Babasından da Y'yi almış. Buradan yazmaya devam edecek olursak şu erkek bireydir. Y kromozomuna sahip. Zaten X üzeri büyük R olması lazım. Onu boyamamış. Şuna baktığında bu erkek çocuk X üzeri küçük R'yi nereden aldı? Anasından. Anası kesinlikle X üzeri büyük R'ye küçük R yani taşıyıcı bir bireydir. Şu kız çocuğunu yazmak istediğimiz zaman sağlıklı babasından X üzeri büyük R, annesinden de X üzeri büyük R'yi almış olabilir veya babasından X üzeri büyük R'yi annesinden X üzeri küçük R'yi almış olabilir. İkinci bireyin genotipini tam tahmin edemedim. Birinci birey heterozigot genotiplidir. Büyük R'ye küçük R şeklinde olduğuna göre tabii ki heterozigot genotipli olacak. İkinci birey babasından özellikle ilgili baskın geni almıştır. İkinci bireye baktığımız zaman kız çocuğu babadan Y'yi alamayacağına göre babadan zaten X üzeri büyük R'yi almak zorunda. Yani baskın özelliği almak zorunda doğru. Üçüncü birey tüm çocuklarına özellikle ilgili çekinik gen gönderir diyor. Üçüncü bireye baktığımız zaman büyük R'ye küçük R. Niye tüm çocuklarına çekinik Yeni göndersin ki öyle bir şey yok. Bu genlerin gitme oranı eşittir. Hatta bu erkek çocuğuna büyük reyi göndermiş. O yüzden bunu işaretledim. Dördüncü birey homozigottur diyor. Resesiftir. Doğru. Beşinci birey baktım. Babasından özellikle ilgili gen almamıştır. Beşinci birey babadan Y kromozomunu aldığına göre bu özellikle X kromozomuna bağlı taşındığına göre tabii ki babadan almamıştır diyeceğiz. Hemen buradan son soruma geçiyorum. Kedilerde kısa kıllılıktan sorumlu allel gen uzun kıllılıktan sorumlu allel gene baskındır. Hemen yazmaya başladım kısa olan baskın gelmiş o zaman kısa olmaya büyük ayı dedim uzun kıllılık geni ise küçük a olacak buna göre kısa kıllı iki kedinin çaprazlanmasından uzun kıllı bir kedi doğmuş kısa iki tane kedi çaprazlanmış kısa olduğuna göre büyük a'sı var ne bileyim ben yanını diğer kedi de kısa kıllı yanını bilemedim ne bileyim ben bunların uzun kıllı bir kedi yavrusu olmuş ha, bunu zaten niye vermiş ben bunların yanlarını bilebileyim diye vermiş Buna göre aynı çaprazlamadan kısa kıllı erkek kedi erkeğin de altını çizeyim olma olasılığı nedir? Aslında soru basit büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yap diyor. Yaptım büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A, A, küçük, A küçük A küçük A şeklinde. Buradan kısa kıllı kedi olması demek büyük ağlı kedilerin olması demektir. Yani kısa kıllı kedi gelme ihtimali 3 bölü 4. Bu kedinin erkek olma ihtimali kız olma ihtimali 1 bölü 2 olduğu gibi erkek olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Yani buradan 3 bölü 8 ihtimalle hem kısa kıllı hem erkek kedi Dünyaya gelir diyeyim gençler. Böylelikle son sorumuzu da çözmüş olduk. Sınavda çıkabilecek tüm detayların üstünde durmak istediğim için size birazcık yazılı hazırlığımız uzun oldu. Hepinize yazılınızda çok 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 başarılar diliyorum. Şimdiden gençler ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum.